Sevgili dostlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte gene bir altın ve dolar videosu yorumunda da birlikteyiz. Sizlerle birlikte dolarda ve altında iki öyle kritik rakam var ki bu rakamların altı ve üstü hem dolar tarafında hem de gram altın tarafında çok önemli olacak. Şimdi sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan Dolar kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesi, e, altın tarafında da bizler için ons altın özellikle tarafında da 1800 dolar seviyesinin neden önemli olacağıyla ilgili bu video içerisinde sizlerle birlikte bazı teknik seviyelere değineceğiz. Gram altını gene bu video içerisinde sizlerle birlikte dolar-türk lirası ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Evet sevgili dostlarım son BDDK kararıyla birlikte dolar kurunda 16 lira 07 kuruş bazı e, verilerde. 16 lira 02 kuruş seviyesine kadar da gerileme görüldüğü e, gözükmekte. Bizler sizlerle birlikte dolar kurunda hangi seviyenin neden kritik olduğu ve benim sizlere vermiş olduğum 16 lira 57 kuruş seviyesinin neden önemli olduğunu şimdi burada teknik analiz yöntemiyle sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, dolarla hemen başlayalım. Altın e, altında birlikte devam ederiz. Ya da e, önce sizlerle birlikte hemen bir altınla başlayalım, ardından da dolar kurunu hep birlikte değerlendirelim. Evet ons altında hemen başlayalım. Ons altında bizler için kritik öneme sahip olan bölge nereden geçiyor? Bunu hemen sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım sevgili dostlarım. Evet bizler için 1800 dolar seviyesinden geçen alan özellikle altının ons tarafında önemli bir seviye olarak takip edeceğimiz önemli bir bölge. Neden bizler için 1800 dolar seviyesi önemli? Çünkü bakın buradaki e, trade ettiğimiz kanalın alt kısmından geçen alan e, altının onsunda 1800 dolar seviyesinden Geçmekte buradaki ters bayrak ve bu ters bayrak uzantısının da sağa doğru uzaması aşağı yönünü kırılmaması bizlere ons altın tarafından tekrardan bir yukarı yönlü trade imkanı verebilir mi sorusunun cevabını da aratıyor. Sizlerle birlikte bizler de bu 1800 doları önemli buluyoruz çünkü 1800 doları bizlerin izlemesi gereken ons altın bazında. En önemli seviye olacak bu 1.800 dolar e, altında bir kapanış sizlerle birlikte görmez isek sevgili dostlarım tekrardan yönün yukarı yönlü ilk etapta e, 1.860 dolar ve onun üzerinde de gene 1.874 ve 1.907 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü gitme ihtimali oldukça yüksek benim yılın ikinci yarısı için altın tarafında özellikle beklentim olan e, yukarı yönlü seyirin başlayacağıyla ilgili bir düşüncem mevcut. Şuradaki üçgen içerisinde gene bir sıkışma. Bizler sizlerle birlikte altının ons tarafında özellikle izliyoruz. Bakın şurada bir gene sıkışma ve bu sıkışmanın hemen hemen az bir zamanı kaldı. O yüzden 1800 dolara özellikle altın yatırımcısının dikkat etmesi gerektiği bu seviyenin üzerinden kırılım yukarı yönlü gerçekleşebilir ise bizler 1907 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım O yüzden bizler için 1800 dolar seviyesi altının ons tarafında önemli olabilecek bir seviye gram altın tarafına gene bakalım sizlerle birlikte gram altında önemli seviyeler kritik seviyeler bizler için hangi rakam aralıklarından geçiyor bunu da burada bulmaya çalışalım birazdan dolar kuruyla ilgili analizimizde olacak bu analizde bu video içerisinde yer alacak O yüzden bu videoyu da kaçırmayın sevgili dostlarım Evet burada da bakın aynı ons altında olduğu gibi gram tarafında da bir Bayrak formasyonu mevcut. Bu formasyonun altındaki seviye 964, üstünden geçen seviyede 980 civarından geçen bölge. Bunu da hemen sizlerle birlikte belirleyelim. Bakın burada da bir ters bayrak formasyonu var. Bunun da yukarıda da 985 civarından geçen alan. Şu an için yatay seyir bu şekilde devam ediyor sevgili dostlarım. Bu yataylık ons altında yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Ee, ve bu seviyeyi tekrar yukarı yönlü kırabilirse bizler sizlerle birlikte tekrardan 1020 seviyesine doğru ve buradaki upright seviyesi olan 1060 dolar seviyesine doğru gram altında tekrardan yukarı yönlü sizlerle birlikte hareketleri izleriz. 964 dikkatli olunması gereken bir bölge buranın aşağıya kırılmaması gerekli. O yüzden 964 seviyesi e, özellikle gram altın yatırımcıları için önemli bir bölge ve bunun üzerinde kalmamız şart. Bunu e, 957 seviyesine kadar da aylık bazdaki seviyesine kadar da indirebiliriz. 957 güzel bir bölge. Özellikle uzun vade altın trade edenler için de güzel bir stop bölgesi olarak kullanılabilecek alandır. Şimdilik e, bu seviyenin altında bir kapanış görmediğimiz sürece altının gram tarafında da yukarı yönlü seyrin hala da e, yukarıya dönme ihtimali oldukça yüksek sevgili dostlarım. O yüzden altın yatırımı olanların dikkatli olması gereken önemli seviyeleri burada sizlerle birlikte verdik. Evet dolar tarafına tekrardan dönelim. Dolarda takip ettiğimiz e, bu bayrak formasyonuyla birlikte şimdi bakın e, arkadaşlar buradaki özellikle çizmek istediğim seviye şu yukarıdan geçen bayrak seviyesinin üst tarafı ve aşağıdan geçen bayrak e, formasyonunun alt seviyesi önemli bir bölge sıkışma bu alan içerisinde devam ediyor. Bu sıkışmanın üst tarafı bizler için önemli olacak e, seviyesinin geçtiği alan 16 lira 57 kuruş bölgesinden geçen alan aşağıda da gene bu seviyenin geçtiği bölge 16 lira 47 kuruş seviyesinden geçen alan. Şimdi bu ters bayrak formasyonu 16 47 16 47 seviyesi neden önemli? Bu 47'yi gene yuvarlayalım arkadaşlar 16 lira 40 seviyesine. Çünkü gene burada yukarıdan da geçen bölgemiz var 17 43 bölgesi. Bakın formasyon gereği şu boy kadar eğer ki 16.40 seviyesi altında kapanış bizler görmeye başlar isek buradaki seviye bizi aşağı yönlü ilk etapta kırılmasıyla birlikte 15 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan destek bölgesine doğru aşağı yönlü götürebilir. O yüzden bu 16 lira 40 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviye üzeri hala trendin devam ettiğini gösterir bir seviye. Ayrıca bu 16.40 kırılmadığı sürece de hedef hala 18 lira 40 kuruş bantları arasından geçen alandır. E, o yüzden dolar kurundaki arkadaşlar özellikle 16 lira 40 kuruş seviyesine çok dikkat edecekler. Bizler için önemli bir bölge 16 lira 40 kuruş seviyesinden geçen alan. Fed'in ayrıca e, bir faiz artışı 0.75 bas puan daha bir faiz artışına gitme beklentileri de oldukça yüksek. Bunu 100 bas puana da çıkarabilir. Önümüzde doların ileriye gidebilmesi için e, açıklanacak olan biliyorsunuz askeri ücret e, fiyatları, emekli memur zam farkları Bunların hepsi önemli olacaktır. Ayrıca önümüzde bir e, Türkiye enflasyon verisi açıklanacak. Bir, bir de altın takip eden sevgili dostlarımız için e, ABD'nin yapmış olduğu faiz artırımlarıyla birlikte resesyona girme olayı oldukça fazlalaştı ABD ekonomisinin. Ben ABD ekonomisinin bir resesyon ve durgunluk sürecine gireceğini düşünenlerden biriyim. Yılın ikinci yarısından itibaren de altında özellikle 1800 dolar kırılmadığı müddetçe e, bu önümüzdeki ay sonu itibariyle yani altın tarafında yukarı yönlü seyrin ve gümüş tarafında da yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünen kesimim. Çünkü bu resesyonların e, hemen hemen en yaradığı alan genellikle değerli metaller kısmı oluyor. Dövizlerde ise e, ABD'nin faiz arttırımlarına dayalı olarak da normalde e, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kategorisine giren ülkelerde de döviz azlığı nedeniyle bir döviz kıtlığı yaşanıyor ve bu döviz kıtlığı yaşanmasında birlikte de e, maalesef ki TL bacaklı kurlarda yukarı yönlü seyir devam ediyor sevgili dostlarım. İki bileşenli çarpan hesabına baktığımız zaman e, ve gram özellikle gram altın ve gram gümüş tarafında e, düşüşler bu seviyeleri verdiğim seviyelerin altına inmediği sürece tekrardan yönlerini yukarıya çevirecektir gibi gözükmekte. Şu an turizm gelirleriyle e, ülkemize giriş yapan turistlerin bozdurduğu Dövizler e, ve bu BDDK'nın almış olduğu şirketlerle ilgili ticari kredilerin e, 15 milyon Türk Lirayı geçen varlıkla döviz tutmaları halinde şirketlere kredi verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından da biliyorsunuz şirketler tarafından da bir döviz satışı oldu. Ve bu satışlarla birlikte dolar kurumda e, biz aşağı yönlü bir seyir izledik. Şimdi bu konsolidasyon ve dengelenme süreci doları da 16 lira 40 kuruş ve yukarıda da e, bizler için önemli olan bir bölge üzerinde tutunabilecek mi? Bunu sizlerle birlikte izleyeceğiz. Yukarıda 16.57 ve 16.90 bölgesi önemli. Aşağıda ise trendin devam etmesi için 16.40 seviyesinin aşağı kırılmaması lazım. Kötü senaryomuz. Kesinlikle sizleri korkutmak bazı olmasın. 16.40 altında kapanış olur. Bu kapanış henüz gelmediği için ise korkmaya gerek yok. Yukarıda kısa da 16 lira 57 kuruş üzerindeki kapanışları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu kapanışların gelmesi demek buradaki bayrak formasyonunda yukarı yönlü itilmesi anlamını taşıyacağından dolayı buradaki formasyonu bozacak, bozacak bozabilecek olan rakam olacağından dolayı çok dikkatli olun derim ben sevgili dostlarım. Evet, e, sizlerle birlikte bir dolar e, değerlendirmesi ve altın değerlendirmesi daha yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.